Yani sen nasıl hırslanmıyorsun? Yanındakilerin şüpheli olduğunu sen ara ara ifade ettin. Sonra onların yanına gidip onlarla beraber kalmaya başladın. Sonra da katili aramak için herhangi bir çaban da yok. Birileri sana soru sorunca da suçlu oluyorlar. Sen kendini ifade edemiyorum. Bak, kendini ifade etmek derdini bırak yani. Derdin annem babam olsun. Benim annem babamın hiçbir suçu yok. Kanlar içerisinde kaldılar, öldüler. Yani belki de ne için öldüklerini de bilmiyorlar. Yani bu seni dert etmiyorsun da yani sana birileri bir şey söylemiş, o onu söylemiş. Yani bu şeyi bırak Büşra, Ben bunu bu dert tavırları ederim bırak. demiyorum Bu abi. tavırları bırak. Senin yapacağın o yanındakilere var ya, bizi bir konuda ikna etmeyi bırak da yanındakileri ikna etmeye bak sen. O Betül buraya gelsin. Mehmet Ali dayanır. Yılmaz Büyük Doğurcan. Bak, Yılmaz Büyük Doğurcan hiç gelmedi buraya. Bahane etmeyi bıraksın. Niye kaçıyor? İki çocuk babası adam değil mi o? Gelsin buraya. Evet. Sordun mu sen Betül yengeciğine? Senin kardeşin niye gelmiyor Diyorlar. buraya diye. Sor. Gelsinler buraya. Programa bağlanmak istemişler, Hayır. bağlanamamışlar. Aklanmak Ay, bak. Köyün ben onları içerisinde söyleyeceğim. bak. Ay, ne zaman Çok onları bağlanmamış söylemek kızım ya? istiyorum. Sen Ben onları iyice söylemek istiyorum. gemi azıya almışsın Büşra. Bak, ben sana söyleyeyim, ben senin ablanım. Sen iyice gemi azıya almışsın kızım. Tamam mı? Bana Sen bir söylediğini söylüyorum sana. önce bir kendini dizayn et kızım. Sen önce kime ne söyleyeceğini, sen şimdi böyle lafı söyleyip kenara çekileceğini sanıyorsun ama sen beni tanımadığın için herhalde. Öyle bağlanıp yok jandarma için onu demediniz, yok savcı için bunu demediniz falan. Ben böyle şeylerle hiç işim olmaz. Ben söylediğimi her zaman arkada. Bak, ne söyledim diyorum, ne söylemiyorum kalıyorsun. Şimdi siz böyle herhalde bu Betül'le konuşa konuşa Meyir'di bilmem neydi benim bilmem ne falan. Sen şimdi iyice o tarafa kaymışsın. Sen şimdi bir kendine gel. Sen de üniversite öğrencisi bir kızdın. Okuyor musun bilmiyorum hala. Sen bir doğru yola gel. Senin annenle baban öldürülmüş. Abin de ne diyorsa biraz abinin tarafında ol abinle kavga edene kadar. Biz burada bir kamu görevi yapıyoruz. Biz gazeteciyiz. Olayı biz çözmeyiz. Biz fotoğrafı çekeriz. Sizin konunuzun da annenizin babanızın cinayetinin konusunda fotoğrafı çekilmiştir. Aslında Osman'ın buraya gelip bu konuyu hararetlendirmesinin nedeni benim de aynı şekilde. Kardeşim ne derler, el elden üstündür. Yani sadece bu işle uğraşan bizim görevlilerimiz var. İl müdürümüzden rica edelim bir özel ekip kurulsun. Bütün bu bantlarda daha işte bak 4 sene sonra çözülmedi mi? Bütün programdaki bantlar tape haline getirildi. Gidildi. Karısını öldüren adam işte neredeydi o? Yakalandı. Belliydi adamı. Biz biliyorduk zaten karısını öldürdüğünü. Efendim? Nilgün Şimşek cinayetinde daha 2-3 hafta önce oldu. Bir özel ekip kurulsun buradan rica edelim. Sen de gel, al yanından bilmem neyi de getir. Bakalım yeniden neler konuşuyorlar. Senin annen baban ya, sen onlarlasın ya. Osman onu söylüyor. Osman'a şikayet bile etmişler jandarmaya. Bizi tehdit ediyor diye. Osman artık onların üzerinde Osman'ın bir şeyi yok ki. Sen onların evinin kızısın ya. Sen sordun mu Betül yengene, sen benim babamın cebindeki parayı nasıl istersin Mehir için diye. Sen babamın karısı mısın, abimin karısı mısın diye. Sen bana çemkirene kadar, yengene çemkirsene aynı evde oturana kadar. Bakın ben size çemkirmiyorum. Madem Aynen çemkiriyorsun. Bunun adı budur. Bunun ben... teşbihi hata olmaz. Aynen de budur. İzle yayını, gör kendine. Tamam mı? Sen aynı masada oturduğun kanser hastası anandan babandan mehir parası isteyen yengene çemkireceksin kızım. Abine değil, bana değil, Rahmi Bey'e değil. Sen gideceksin onlara. Sen jandarmayı, savcıyı bilmem neyi suçlayana kadar siz niye çıkıp da Mehmet Ali'yi tırnaklarını yedi, ertesi gün aldığınız köyden dışarı çıkarmadınız, kaçırdınız diye onlara soracaksın. Eğer annenin babanın katilini arıyorsan. Abi de Tamam mı? cevap verene kadar o kadar kavga etme diyorsunuz. Ben şu an bana söylenilen ise aktarıyordum. Siz araya girip dediniz ki şöyle yapma, böyle yapma. Ben bana söylenilen ise aktarıyordum. Anlatabiliyor muyum? Neyi söyleneni? Ne Maskeyi de söylemişler? unuttum. Osman abiyle konuşuyordum. Araya girdim, konuyu unuttum şu an. Anladım. Özür dilerim canım. Kusura bakma. Gerçekten. Büşra, yanındaki bak. Buradaki burada Yazık yani kavga ettiğin vallahi. gibi yanındaki yengenle kavga et, tamam mı? Yengeni, Uğur Tamam. abini, Mehmet Ali Dayanır'ı, Yılmaz Büyük Doğurcan'ı, Tuğba Dayanır'ı buraya getir. İfadelerinizde çelişkiler var. Daha orada kaç kişi vardı? Kim geldi? Kim çıktı? Çocuk gezdirmeye kim çıktı? Nereye gitti? Nereyi gezdi? Bunlar açıklığa kavuşturulması lazım. Olay saatinde oradan Mehmet Ali Dayanır geçiyor. Tam o sırada Yılmaz Büyük Doğurcan çocuk gezdirmeye çıkıyor. Ama birisi bir gün duruyor, diğeri zaten hiç gelmiyor. Sen de bunu sorgulamıyorsun.
Kavga etmiyorsun evdekileri. İki yıl güzel güzel yaşıyorsun. Uğur'u yürürken gören bir komşunuz var biliyorsun. Uğur da aynı şekilde. Şimdi şey yapmıyorsun yani. Burada ben kendimi ifade edeceğim. Karakolda yüzleşeceğim. Bunun bir sonuca çıkmayacağını sen de ben de çok iyi biliyoruz. O yüzden kuru gürültüyü bırakalım. Kuru gürültüyü bırakalım. Çözüm için. Çağır herkesi buraya. Burada yüzleşelim. Herkesi tüm Türkiye'nin önünde, kameraların önünde yüzleşelim. Şimdi ben biliyorum onların ailesinin köyde bir itham altındalar değil mi? Kendilerinde eğer alınların ak olduğunu düşünüyorsa neden burada kendilerini ifade etmek için çıkmıyorlar? Ben yapmadım diye yırtınsınlar burada. Biz de bir şey yapalım ya, bunlar yapmadı herhalde diyelim. Ama siz kaçtıkça demek ki burası diyoruz yani. Yani böyle bir imkan ele geçmez Büşra güzelim. Yani biz burada abinle beraber, sizinle beraber, sizin annenizin, babanızın kanı yerde kalmasın, katilleri elini kolunu sallayarak dolaşmasın diye zaman ayırıyoruz. Nefes tüketiyoruz, imkan tanıyoruz. Ama sen abinin yanında hemen olman gerekirken, burada abinle beraber akrabalarına seslenip davet etmen gerekirken... Sen olmayacak şeyleri bucak, peşine düşmüş de çiziyorsun. Toplayacakmış da jandarma da yüzleştirecekmiş falan. Bir evladın yani. Yapacağı tavır mı bu? Türkiye'de Büşra'ya göre jandarma şeyini değiştirecek. Bakın az sonra ben vaktimiz kalır mı bilmiyorum ya da yarın gireriz ama İzmir cinayetiyle ilgili biliyorsunuz İzmir'de de bir çifte cinayet var. Karakolda markette öldürüler. Kızı geldi buraya dedi ki ben karşı komşudan çıkıyorum. Adam hiç ikiletmedi kalktı geldi. Kubilay Bey. Ben de dedi kendimi anlatacağım ve şöyle diyor, siz de izlettiğim zaman göreceksiniz. Yani benden şüpheleniyorlar ve ben de çok mağdur oldum benden şüphelendikleri için. Gelip ben bir kendimi anlatayım diyor. Gerçekten suçlu değilse yapması gereken bu zaten. Evet. Bildiğini anlatmalı, kendini bir şekilde de aklamalı insanlar. Ama ben de bununla ilgili bir özel ekip kurulmasını gerçekten çok arzu ediyorum. Yani bir özel ekip kurulup bu programda konuşulanların da tape haline getirilip. Çünkü bak şimdi Konya'dan bir izleyicim Büşra Pala mesaj atmış. Diyor ki Konya olayını böyle izliyoruz diyor. 4 aylık oğlum bile katilin kim olduğunu biliyor Müge abla, iyi yayınlar diyor. Gerçekten suçsuzsam kim yazmış bunu, My Life. Suçsuzsam her yere de gider aslanlar gibi konuşurum. Yırtarım ortalığı ya diyor. Geri kalanlarını okumayayım. Yani helal olsun Şevki hocam. Önce büyüklerine saygı öğrensin. Pır pır çenesi durmuyor. Bu Büşra'ya sinir oldum ekranda diyor. Rahmi abim kaç yaşında? Adam terbiyesiz kız nasıl konuşuyor kız diyor. Yani bayramda kabirlerine gitmiş mi? Ben bugün gibi hatırlıyorum diyor. Kim göndermiş bunu? Kerra o. Ben bugün gibi hatırlıyorum dediğinizi Müge Hanım diyor. Kimse girmemeliydi o eve diye diyor. Ben dediğimin her zaman arkasındayım. Evet o eve girilmemeliydi. Fakat senin abin girip üzerinde o swap izleri çıktığında ben girdim içeri dediğinde oradaki komşular bağlandılar. Hayır o odaya hiç girmedi dediler. Onun da altını çizeyim. Gelin gidip de üzerinde çıktığında ben şunu şunu yaptım dediğinde yine bağlananlar oldu köyden. Hayır hiç de öyle bir şey olmadı diye. O yüzden söylüyorum bu programda her şey konuşuldu. Öyle swap izi de buradan birisi vurulmuş 10 dakika evvel. Ben de buradan geçerken 10 dakika evvel orada bir cinayet olmuş. 10 dakika da değil. Gitmişler gelmişler kaç dakika geçmiş. 10 dakika olsun hadi 5 dakika olsun. Havada uçuştu öyle, üstüme kondu. O şeyler swap testinden o barutlar böyle üzerine yağmıyor insanın 10 dakika sonra. Böyle geçerken üzerine barutlar gelmiyor. Ayrıca kolunda orasında burasında olmuyor. Zaten memlekette anlayamadım. O zaman da söylüyorum yine söylüyorum. Eleştiri ise eleştiri. Ben eleştirmek için söylemiyorum. Doğruyu söyleyen bir bunlar insanım. Pozitif nasıl değil. Oluyor? Nasıl oluyor? Üzerinde swap izi olup aynı masada oturduğu için tutuklananlar varken nasıl üstleri başları barut izi olanlar hala dışarıda diye daha 3 hafta önce söyledim. Keşke benim ben bunu söylerken sen asıl annenle babanla ilgili bunu söyleme cesaretinde olsan Büşra'cığım. Sen sıradan bir kız olsaydın bunu söylemezdin. Söylemezdim ama sen bir üniversite öğrencisisin. O yüzden gelip burada abinin yanında durmanı çok arzu ederim. Ama durabileceksen eğer, hani o yürekteysen, o mantıktaysan, o çocuğuna biri yok. O çocuk gitti şehir dışındaydı. Ve annenin babanın katillerin ortaya çıkmasını istiyor isen, ha istemiyorsan, üstünü küllemek istiyorsan olayın, o kendini savunma derdi. Bir anneanneye de bağlanalım mı? Fazilet teyzeye. Fazilet teyzem.
Günaydın. Sen ne söyleyeceksin canım benim? Buyur kuzum. Ben de çok üzülüyorum bu annelere ya. Ne söyleyeyim kuzu? Ne söyleyeyim kuzu? Ne söyleyeyim? Bir haber geldi kuzum. Necdalar kaza yapmış dediler. Kaza yapmış deyince ben de ana hangisi ölmüş diye iltime bağırdı. İltime bağırdım. Beni aldılar geldiler. Evin önüne mahşerin halkı birikmiş kuzum. İçeri dışarı adamıydı. Nerede ölmüşler, hangisi ölmüş diye ben bağırdım. Kapının önünde dediler ki Necla ile Metin'i vurmuşlar dediler. Ano kim vurmuş kız Necla ile Metin'i, niye vurmuşlar? Hasımları yok, bir şeyleri yok dedim. Beni aldılar, kaldırdılar kapının önünde. Geldim, beni koymadılar kuzum içeriye. Kapı camdan bir gösterdiler. Metin alganların içinde yatır kuzum. Yüzü gözü kan, yastıklar kan. Ana o kim öldürmüş diye ben bağırdım. Beni koymadılar. Necla'mı göstermediler. Necla'm, Necla'm diye bağırdım, göstermediler. Bir de baktım aldılar poşetlerinden götürdüler gittiler kuzum. Sabah oldu. Yani çocuğuma götürün diye bağırdım, götürmediler. Götürmediler beni kuzum. Abi yarasına baksaydım. Abi kuzum diyeydim de göstermediler mi ki? Herkeslerinkini buldum, benim yavrumu da bul mu ki? Çok ortada. O kız bir annem demedi kuzum. Annem demedi kuzum. Annem niye öldü demedi kuzum. Kim demedi? Kız denem annemi kim öldürdü demediler kuzum. Kim demedi? Kız demedi. Güçlü kız da mı? Demedi, Uğur da demedi. Uğur nenenli ben niye öldürdüler annemi babamı demediler kuzum. Bir daha baktım ben eve girdim. Duvarları silmişler, çayları silmişler. Kız niye sildirdiniz? Hiçbir bizden yanı diyen olmadı ki. Kapıyı kapadım diyen olmadı kuzum. Girdim halılar serilmiş, duvarları silmiş. O Ali Medine'nin adı kalatça. Ali Medine'nin adı kalatça. Eyvah demediler kızı inan ikisi kuzum. Eyvah demediler kuzum. Akıp beni balgatını yediler de. Eyvah demediler kuzum. Ciğerim Necdem, yaralı Necdem. Kanser yarasından Metin'i yaktırdın seni kuzum. Necdem. Ben... kuzum, kuzum, Necdem. Peki bu üç torun arasındaki fark ne Fazilet teyze? Ne diyeyim kuzum? Ne diyeyim kuzum? Üç tane torunun var. Biri Osman, biri Büşra, biri de Uğur. Üçünün yaklaşımı nasıl oldu bu cinayete? Derdi Necla, Kamran'la sana koydu gitti annen dertleri kuzum. Osman'ım. Sana dert olacak diye ben sana bir şeyler demedim. Koca Osman'ım. Yeşil Osman'ım. Büşra Hanım'ın, Uğur Bey'in, aynı zamanda Osman Bey'in yaklaşımları nasıl oldu cinayetin ardından? Vallahi kuzum Osman'ım hiçbir şey demedi. O evden o eve kaçtı, o evden o eve kaçtı kız. Kız gelinden indi, gelinden bindi. Benim oğlanlarımın kızları vardı. Büşra'nın yanında yatalım diye geldiler. Büşra, onlarım Esma'ya katmadı. Gelinden yattı, gelinden kalktı. Kızlar da babalarına telefon açtılar. Bizi götür git baba diye gece geldiler. Benim çocuklarımı oğlanlar götürdü gitti. Büşra gelinden kaldı. Gelinden indi, gelinden bindi. Kız nenem demedi kız bana, nenem demedi kız.
Müge'm, nenem demedi bana. Büşra var mı anneannene de çemkirecek cevabın canım? Gözünden yaş çıkmadı. Şey, sesim geliyor mu? Hmm, geliyor. O zamanlar hiç kimse yanımda kalmıyordu. Ben zaten çoktan yengeme söylemiştim. Yenge korkuyorum, yanımda kal demiştim. Daha sonra kızlar geldi. Ben yengemle yatabilir miyim dedim. O... Yengen kalacağına nenen dayıların kalaydın. Giden kalaydın. Kalmadın. Anneanne kalmadın. Evet bomboştu. Siz kalmadınız ki. Kesin gidiyorum. Ben Fatih amcama dedim ki. Fatih amca. Beni dedim anneanne ve teyzenin. Anneannem diyor ki Büşra'dan diyor kızdan bir kere bile annem babamı kim öldürdü lafını duymadım diyor. Doğru mu? Ben zaten sabah beni sabahın köründe jandarma alıyordu, gece bir de bırakıyordu. Ben kimseye doğru düzgün görüşemiyordum. En son annem, ben anneannemi görmek istedim, teyzelerimi görmek istedim. Fatih amcama dedim ki, sesim gidiyor. Fatih amcama dedim ki, Fatih amca beni onlara götür dedim. Daha sonra Fatih amcam beni aldı, anneannemin babaannemi şey... Başka bir şey söylüyor. O gece kuzenleri geldiler onunla yatmak için, onları bıraktı. Betül'le yattı diyor. O gece değil. Sonraki zamanlarda sanırım. Sorgu olurken. Bir kere kaldı. Anneanne dinliyorum. Bir dakika, bir anneanne dinleyeyim. Ne diyor? Ne diyor? Kuru yerlere bina tuttunuz babam. Ne diyor? Babam kuru yerlere bina tuttuydun kız. Abir babam diye kucaklıyordun, anam diyordun kız. Sen abir annem diyordun kız. Cinayetin hesabını sormadın diyor. Ya reklama girelim ama bir teyzem bir saniye. Bir hanımefendi varmış telefonda. Hanımefendi günaydın. Alo. Günaydın efendim. Buyurun. Günaydın. Şimdi Müge Hanım biz oraya sık sık gittik o köye. O gün cenaze esnasında Büşra ilk şöyle diyor. Annesi katili tanıyor. Ve diyor ki ana bunu da mı yapacaktın bize diyor katile. Katil annesi tanıdıktan sonra ondan sonra anneyi öldürüyor, Necla teyzeyi öldürüyor. Ama Necla teyze katili tanıyor, biliyor. Bildiğini anlayınca katil onu öldürüyor. Bunu nereden duydunuz? Benim komşum orada Necla teyzegille çok samimiler. Yani ahretlik derler bizim Konya'da. Hı hı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez. O cenaze esnasında onlar oraya gidiyorlar. Büşra bunu cenaze esnasında söylüyor. Bunu birisi daha söylememiş miydi Osman? Evet. Yayında bunu birisi daha söylemişti. Çok önemli bir bilgi. Yani sizin gibi bir iddia eden birisi daha olmuştu bunu. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu